İstanbul Medya TV ekranlarından herkese merhabalar. Bugün Hayata Dair programımızla karşınızdayız. Çok değerli bir konuğumuzla birlikte. Oyuncu ve şair Hamit Kaya. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Merhabalar. Nasılsınız hocam? Teşekkürler efendim. Sizler nasılsınız? Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Çok kıymetli işler yaptınız. Birçok dizi, film projesinde yer aldınız. Kıymetli eserleriniz de var. Biliniyor ve tanınıyorsunuz. Ama programa başlamadan önce Hamit Hocam, izleyici ve takipçilerimiz, özellikle yeni nesil gençlerimize kısaca kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben aslen Elazığlıyım efendim. 30 yıldır sanat camiasının içerisindeyim. 20 yıldır faal çalışıyorum. Bu esnada boşluklarda şiir çalışmalarım oldu. Ufak ufak. Birikince kitap haline geldi. Albüm haline getirdik. Böyle hayatımıza rutin devam ediyoruz. Evet hocam. Önümüzde çok güzel eserlerimiz var. Albüm, kitaplarımız, onları da dinleyeceğiz. Hocam, programımıza geçmeden özellikle oyunculuk yönümüzle, tabii şair yönümüz çok ağır basıyor. Şimdi izleyicilerimiz adına da kendi adımıza da oyunculuk yönümüzle başlasak, izninizi alsak. Tabii. Yer aldığınız projelerde, buyurun. 60'a yakın belgesel, sinema projesinde yer aldım. Bu esnada halen devam ediyorum. Ara ara belgesel çalışmalarım var. Önümüzdeki aylarda yeni projeler olacak inşallah. Evet. Bu vesileyle de bir 10 tane şarkı çalışmamız var. Yakın zamanda önemli bir gecemiz olacak. Evet. Burada evet. İnşallah. Adreslerini de verebilir miyiz? Nerede? O gün daha belli olmadı ama bu civarında olacak. Nişantaşı civarı veya Levent tarafında bir yerde. Bakıyoruz işte şu anda toparlama aşamasındayız. Yakında olacak inşallah. Peki bu gecemizden biraz bahsedebilir miyiz? Neler olacak? Nasıl bir proje, nasıl konuşmalarımız olacak? Şimdi önüm... Çok eskiye dayanan dostluklarım var Azerbaycan'da. Ayben Üzgüller Hanım, bestecimiz. Evet. İbrahim Akep okuyucumuzdur. Onların güzel çalışmalarında çok güzel 10 tane eser çıktı ortaya. Şu anda 6 tanesi YouTube kanalında seyircilerle, dinleyicilerle buluşturduk. 4 tanesi de yapım aşamasında da. Yakın zamanda bitecek işte. Yılbaşından sonra gecemiz olacak inşallah. İnşallah hocam. Sonraki nesillere örnek olabilecek çalışmalar yapıyorsunuz hocam. Çok güzel. Şimdi evet. Eski sanat çalışmaları pek yok. Evet. Şimdi getirisi güzel olan şeyleri sanat adında yapıp sunuyorlar. Bu da yeni nesile, yeni sanat camiasına atılan veya yaşama atılan insanlara kötü örnek oluyor. Ben de elimden geldiği kadar kimsenin çizgisinden gitmiyorum ama yaptığı güzel şeylere örnek alarak onların çalışmalarına yakın bir güzellikte hayatıma devam ediyorum efendim. Üstünü de kırtıyorsunuz hocam. Çok büyük tecrübeleriniz var. Bunları biz sizin eserlerinizde de, yaptığınız çalışmalarda da, oynadığınız çok kıymetli projelerde de görüyoruz. Şimdi hocam, söz şu an nerede? Yeni medyada. Şu an yeni medya çağı. Yazılı basını bitiren, TV'yi de bitiren yeni medya, yani dijital platformlar oldu. Burada çok böyle önem arz eden sizler gibi önemli isimlerin, çok önemli işlere imza atmış isimlerin her anlattığı gençlere örnek oluyor. Evet. Şimdi burada şiir kavramını diyeceğiz. Şiir kavramımızın medeniyetimizin ve bizler için anlamı nedir? Hem önceki zamanları ve şimdiki zamanları da ele alırsak neler anlatırsınız? Şimdi şiir denince eskiden bunun içinde yatın annem piyes dinlerdi ve o piyesin biz de severdik, dinlerdik. Şiirinde öyle bir tadı var, geçmişi hatırlatır veya ne bileyim, çok güzel bir dinlendirici havası vardır, şiir tadı vardır. Ama şarkılarımızı ve türkülerimizi değiştirdiler. Ne insanlar bir şey anlayabiliyor ne de
tad alabiliyor. Bazı yerlerde şiir okuyorum. Çoğu insan şiirden anlamaz. Yani farklı tarzda eğitilmiş, farklı tarzda dinliyorlar. Onlara odaklı oldukları için senin benim dinlediğim şeyleri dinleyemezler onlar. Hocam şimdi çok üzülerek söylüyoruz. Tabii ki gelişme çok güzel. Bu işi biz de yapıyoruz. Hı. Dijital bir çağdayız ama yazılı şeylerin, nasıl diyeyim, mecraların, şiirlerin, edebiyatın zayıfladığını görüyoruz bazen. Özellikle yeni çağda eğitilen öğrencilerimizi gördüğümüzde her şeyi dijitale çevirmek ne kadar doğru. Özellikle şairlik ve yazarlıktır. Evet. Şimdi nasıl anlatayım? Sosyal medya güzel bir şey. Doğru kullanırsan, işinle alakalı kullanırsan doğru şey. Ama günümüzde çok az doğru kullananlar var, işiyle alakalı kullananlar var. Mesela TikTok diye bir yer var. Bütün tanıdığım sanatçıları görüyorum. Yine çok sanıyorum onlarla. Evet. Ben yani, şiirleri koymak için bırakıp çıkıyorum. Evet. O manada arada bir... Şair doğru kullanmak mı diyorsunuz hocam? Evet, doğru kullanacaksın. İşinizle alakalı. Ne bileyim? Yani her önüne gelen şeyleri çekip de paylaşmak doğru değil bence yani. Kötü örnek oluyor. Ondan sonra ne oluyor? Ayşe paylaşmış, Ahmet paylaşmış. Ben de bir şey yerken veya bir yerde gezerken atıp paylaşıyorlar. Bunun getirisi yok. Şimdi burada yaptığınız çalışmaların sadece Türkiye sınırları değil. Tabii. Evet. Kardeş ülke Azerbaycan. Evet. Albiniz Güller. Çok güzel eserleri olan İbrahim Akep. Okuyorum. Çok değerli isimleri geçirelim. Evet. Onlarla da yaptığınız çalışmaları program içerisinde sizlerle dinleyeceğiz. Hı. Neler yapıyorsunuz kardeş ülkemizle? Yaptığınız çalışmaları da dinlesek. Yani şimdi biz onlarla çalışmamız sadece iş değil. Sadece bu şarkılar değil. Bizim çok güzel bir dostluk bazında Türkiye ile Azerbaycan adına güzel köprü kurma adına güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Burada da büyük bir gecemiz olacak inşallah. O gecede de hem Azerbaycan'da hem bu bizim kendi sanatçılarımız, dostlarımız olacak. O şekilde güzel bir dayanışma gecemiz olacak. Ülke arasında. Tarihi belirlenir belirlenmez bizi takipçiniz olacağız hocam. İnşallah. İki ülke arasında, kardeş ülke arasındaki köprü bağını kurma niteliğinde bir adım olmanız ve orada çabanız çok çok kıymetli ve çok önem arz ediyor. İnşallah. Çok değerli isimler de olacak. Aklınıza gelen isimler var mı hocam? Yani bilmiyorum, ben dedemimle yaptık. Öyle çok mi? Önemli insanlar geldi. Bütün sanat camiası geldi zaten. Radisson'da yaptık. Hilton'da yaptık. Evet. Çok yerde yaptık. Yani benim gecelerimde çok önemli sanatçı dostlarım geliyor. Ben de çünkü onlara destek veriyorum. Geliyorum onlara. Yakın dostluklarım vardır. Peki kardeş ülkemizden, Azerbaycan'dan gelen konuklarımız belli mi? Daha yeni var yani. Tabii oranın önemli değerleri var. Zaten İbrahim Akef gelecek. Ayveniz Güller Hanım, onların çalışma arkadaşları, onların sanatçı dostları gelecek. Tabii isimlerini onlar biliyorlar. Benim de bildiklerim var. Güzel bir şey olacak. Çok sizi davet edeceğiz inşallah. Oradaki çalışmaya da beraber inşallah ortak bir çalışmamız orada olacak. İnşallah hocam. İnşallah. Yani onur diyoruz sizlerle çalışmakta. Peki hocam, bu güzel projeleri anlatıyoruz ama asıl böyle sizlerin bu çalışmaları takipçi ve izleyicilere, yeni nesillere anlatmamız adına şairliğin kavramı desem, evet, bu yine bizim yeni medyaya hitap ediyor, evet, ve onlara çok şey katacağını düşündüğüm için, evet, nedir şairliğin kavramı ve önemi zamanımızdaki ve yine ondan önceki zaman dilimini karşılaştırırsanız? Sanat değil, din, ırk, ayırt etmeksizin bir kültürdür.
bu kültür içinde şarkılarımız, şiirlerimiz, yaşantımız, adabımız, adabıyla olması lazım. Ben de o kültürümüze layık olmaya çalışıyorum. Ben hiçbir şair kardeşlerimizin, önemli değerli şairlerimizin taklitçi hiç olmadım. Kendime hastır benim. Kendi okuma tarzım bile kendime hastır. Ama saygı duyuyorum. Dinlerim bile. Örnek olmaya çalışıyorum. Çoğu sanatçımız bunları yapsa, çoğu sanatçımız örnek olmaya çalışsa, ben en azından güzeliz toplum olarak. Evet. Ama yok işte, 3-5 dizide oynuyorlar. Ben görüyorum mesela, kafelerde görüyorum, orada görüyorum. Yani küçük dağları onlar yaratmışlar gibi oturuyorlar. Bunu ben mesela halen Elazığ'da nasıl yaşadıysam, nasıl oturduysam, burada da öyle yaşıyorum. Çok güzel bir dünyanın her yerinde saygınlığım var. Mesela Hanköy şehire gittiğim zaman sıkıntı yok ama mütevazi yaşıyorum yani. Oynamayı sevmiyorum. Şimdi burada oturuyorum. Eşim davranışımla sizi ezmeye çalışsam ne elime geçecek? Zaten izleyici de onu hissedecek. Yani kendimi bir halt sanmış olacağım. Estağfurullah, estağfurullah. Normalde öyle yani. Yapıyorlar yani. Bu da yeni nesile, öğrencilerimize, küçük çocuklarımıza kötü örnek oluyor. Ha diyor, bu öyle yaptı, ben de öyle yapayım. O manada mesela Kurtlar Vadisi mesela oynadık. Çok güzel bir getirisi oldu ülkemize. Şu oldu. Bir 10-12 sene devam etti. İnşallah böyle güzel projeler, güzel İnşallah çalışmalar tekrar olur. İnşallah hocam. O yüzden. Sizin gibi göz önünde olan ve ciddi projelerde yer alıp ve kendi mesleğinizde sizi takip edecek olan insanlara örnek insanlarsınız. Çünkü sizler sadece kendinize ve mesleğinize mal değil, ülkeye de mal olduğunuz için ve göz önünde de her attığınız adım, sergilediğiniz hareket örnek oluyor. Aynen. Onun için de bunu kendinizin mal olma düşüncesini çoğunlukla eğer ekrana yansıyan var ise davranışlar, buna dikkat etmenizi gerekiyor. Aynen, eskiden aynen çok vardı, şimdi sanki bu biraz değişti mi, evrildi mi? Yok, yani düşünce yani yok mu oldu? Şimdi eskiden bir haz alırdık, bir eğlenme şeyimiz vardı. Bazı şeyler eksikti ama azdı ama tadı vardı. Veya adabıyla yaşardık. Şimdi yok. Aynı ne bileyim, farkındalık arıyoruz. Yani çok daha farklı olmaya çalışıyoruz. Tarz olarak, giyim olarak yani ne bileyim. Eskiden giyinmeyi unutan çocuklarımız, kardeşlerimiz vardı sokakta. Şimdi çıplak gidiyorlar, geziyorlar. O yüzden Allah sonumuzu hayretsin. Amin. Peki hocam, şimdi burada biz sizin yaptığınız oyunculuğunuzu yine konuşacağız ama çok da değerli eserlerimiz var. Ben şöyle alsam izninizle, göstersem. Şöyle çok güzel. Kitabım yüreğimi terk etmeden efendim. Şöyle, yönetmenimiz, ben çok şöyle göstermek istiyorum. Yüreğimdeki fırtınalar. Evet. Şöyle bir de çok güzel bir eserimiz daha var. Bundan da bahsedebilir miyiz? Çok ufak bir başlıkla böyle anlatır mısınız üçüncü hocam? Yani yüreğim terk etmeden demek ki, yani mesela diyelim Nur Şile Yasin Üstüngürsel. Çok değerli. Kaç kez dinledim, kaç kez görüştüm sohbetimizde. Hiç kimse değer kıymet bilmiyordu ama rahmetli olduktan sonra yani değer kıymet veriyorlar. İşte ölmeden yani kimse nur içinde yatsın, kimse rahmetli olmadan, anne ila sanatçı değil, anne babamız, kardeşimiz rahmetli olmadan kıymetini bileceğiz. Yani yüreğimiz terk etmeden aynen birbirimize kıymetini bilelim. Arkada bir yazı var, onu okuyabilirsiniz efendim. Şöyle hocam, sizde mi? Siz buradayken. Yok, siz okuyun. Yok, hocam sizin sesiniz varken ben titrerim. Lütfen. Hakikaten. Ben çünkü utanç diyorum. Bir şairin yanında okumadım. Şunu okuyun. Hocam sizler bilen. Gerçek bir hocanın yanında okumak haddime değil. Hakikaten çünkü sesim titrer. Hayat engellerle doludur. Çok teşekkür ederim. Tecrübeler ise bu engellerin en gerçekçi çözümleri olmuştur.
Bu eserin beni ben yapan teliklerimi ve sizlerin yansımalarına ışık tutmuştur. Umarım yüreğiniz terk etmeden farkına varırsınız sahip olduklarınız. Böyle bir şey. Bir şairin yanında haddini düşmemiş okumak. Çünkü evet biz hızlı okuyoruz. Her kitabın, tabii bunu da yazmışım. Çok kıymetli eserlerimiz zaten... hocam. Bunları çocuklarımıza, gençlerimize bırakmak ve yaptığınız bu eserlerin çıkışlarını da tabii ki şu an size sormak istiyorum. Çok evet. Önemli içeriklerine. Bunların gençlere aktarılması adına dijital okuryazarlık kısmına, kitaplara bazen bakıyoruz, kütüphanelere gidiyoruz. Örneğin çalışmalar adına biz oralarda bulunuyoruz ama kitap okuma oranı ülkemizde düşük olduğu için. Düşük yok, tamamen bitti ya. En azından ezberledim ama hakikaten de hocam doğruyu söylediniz. Şimdi dijitale taşıyın. Gençlerden duyduğumuz şey bu. Kütüphaneye gitmek, o kağıdın kokusunu, matbaanın kokusunu unutturmamak adına özellikle bahsetmek isterim. Şişli bölgesine Nazım Hikmet aşığıyım ben oranın. Ara ara kızım ve oğlumla gideriz, uğrarız ve okuduğumuz kitapları da yine oraya bırakabiliyoruz ama gördüğümüz mesela gençlerle sohbetimiz, söyleşimiz, benim öyle bir tarafım da var. Hani, tanımasam da hocam böyle sorarım hangi kitabı, hangi eseri okumak ya da hangisini almak için geldiniz. Ya keşke şu kitabın çocukların beyni ve profiliyle sesi. Bunu bir de dijitale aktarılmış olsun. Telefonla aktarsam da bu kadar peşin düşmesek. Çocuklar kütüphaneye gitmenin farkı bambaşka. Aynen. O kokuyu, o kağıdın kokusunu almak. Ben o kapıdan içeri girip o böyle raflardaki kitapların kokusunu aldım da bambaşka bir şey oluyor insanlar. Güzel enerjiler alınıyor insan. Evet. Şimdi o yok yani. Okuyan da özenti olarak okuyor. Okulunda yani var istisnalar başlayacak. İstisnalar zaten konuşmuyoruz. Evet. Onları başlayacak. Genelde özenti olarak okuyorlar çoğu ve okurken de o akılda kalıcı bir şey yok. Yani bir şey anlamazlar burada. Sadece ben kitap okuyorum, sadece ben köpek yediyorum mesela. Yani hayvan, dikkat edersiniz, hayvan sevme adabımız da çok farklılaştı yani. Evet. Ama kimse bir sokaktan alıp da köpeği beslemiyor. Evet. Mesela Sarıyer'de ben bir aile dostlarım var. Banu Hanım. Evimde git, villada oturuyor, 10 tane köpeği var, hepsi de sakat, denetim gözüküyor. Yani hiçbir zamanda bir yerde onu paylaşıp da ben bunu yapıyorum demiyor işte. Yani her türlü imkanı var ama git, evdeki hep sakat köpekler. Peki hocam, eserlerimizin içeriği hakkında da biraz konuşabilir miyiz? Her iki eserimizin içeriğinde nasıl başladınız? Başlangıç noktanız ne oldu? Hayatın içinden, yani nasıl anlatayım, yani insanları gördüğüm zaman etkileniyorum. Kimisi diyor ki ilham geliyor. Yani zaten insan sizin içinizde. Yazmak istediğin zaman yazıyorsun. Konu şey yaptığın zaman, odaklandığın zaman o geliyor. Yani işte ben Nur içinde yazsın bir sanatçı dostumla Sarıyer tarafından geçiyordum. Orada bir tane adam kadını ırpalıyordu. Irpalayınca bize düğüne davete gidiyoruz. Üzüldü. Kadın da çok mazlumdu. Çok şeydi yani, korkuyordu, çekiniyordu. Orada yani ben de orada biz gittik kahve içerken dedik ki Sarıyer sırtlarında bir kahve molasında. Gelenleri getirenleri değil, içimdeki stresi sindireyim derken, ona üzüldüm ya, üzüntüyü sindireyim derken yani bir kadınla göz göze geldim diye öyle bir şiirim var, başladım. Ya var, ezberimde tamam anlamıyla okuyor. Onu da ilerleyen zamanlarda klibini çekeceğim inşallah. İşte bu şekilde etkilenip yazıyorum ama çoğu insan her dinleyen hemen hemen kendinden bir şeyler bulur o şekilde. Yani uydurma yok bende. Yani içinden ne geliyorsa onu yazıyorum. Doğal. Bir tane şiirim var. İlerleyen zaman da okurum yani. Evet, istiyoruz hocam. Okumadan bırakmak istemeyiz sizin eğer izniniz olursa. Peki hocam, kitaplarımız
içeriklerine çok kıymet vererek hayatın içinden kareler de ekleyerek. Bizim albümümüzden de biraz bahsetsek. Ha, albüm. Şu anda Nefesim şöyle dinleriz. Nefesimi dinleriz. Evet, onu da dinleyeceğiz. Evet. Takipçilerimize ve izleyicilerimize. Teşekkürler. Nefesim dedin bana, şimdi nefessiz kaldım, bak yine sensiz kaldım. O gece sana hiç ağlamadım sevgilim. Evvel zamanda, sonra koydu sensizliğin. Ne gerek vardı yaşarken yaşamamaya? İyi geldi mi yaralarını sarmaya? Sustum ben biliyor musun? Üzüldükçe tuttum gözyaşlarımı. Sustum. Bizi üzenlere sustum. Sana değil, sensizliğe sustum. Nefesim dedin bana, şimdi nefessiz kaldım. Sevgilim işte böyle, beni sensiz bıraktın. Nefesim dedin bana, şimdi nefessiz kaldım. Bak yine sensiz kaldım. Sizin izniniz var ise bir tane şiirinizi canlı olarak alabilir miyiz? Tabii, tabii efendim. Buyurun. Ey sevgili, sen bana hoşça kal dediğinde ben hiç ağlamadım. Sadece kal demekten öte gitmeye hazır değildim. Senden sonra yıllarım seninle geçmiş gibi her gün içten içe kırılmaktan sen unutmayı başaramadım sevgilim, başaramadım. Şimdi bu korkularımdan, içimdeki senden kurtulmam için kendimi arıyorum. Dere, tepe demeden koşuyorum. Aynı zamanda içimden de koşuyorum sevgilim. Kendimi bulduğumda sanırım çok fazla uzaklaşmışım ki seni aramayı unuttum. Oturup ağlamak yerine
kahkahalar atarak aramızdaki mesafelere, duvarları yokluğunu kefenli hazırladım sevdiğim. Kendimi değil, seni gömmeyi tercih ettim. Senden sonra hiç tanımadığım insanlarla uzun uzun dertleştiğimde her gün aynı boşluktan savrulduğumu ne kimselere anlattım ne de kimseler anladı beni. Zaten onlar da konuşmuyorlardı ki benimle. Onca kalabalıkta binlerce parçaya bölünmüş gibi nefes dayalamıyordum sevgilim. Benim de yaralı olduğum anlamasınlar diye hiç kimseyi dinlemeden biraz geri çekilince içlerinden biri nerede yaşadığını sordu. O an içimden geçenleri anlatamadım sevgilim. Anlatacak kelime bulamadım. Gözüm kör, kulağım sağır, dilim dal olmuştu. Diyemedim, diyemedim. Bir zalimin kalbinde yaşadım diyemedim sevgilim. Ağzınıza sağlık. Çoğu kişi eminim bu duyguları yaşayan insanlar vardır. Bunu da yine takipçilerimiz, izleyicilerimiz çok çok böyle etkileneceklerini düşünüyorum ki biz de dinlerken çok güzel etkilendik hocam ki hissederek bunu okumak ve hissettirmek karşılığı nasıl bir duygu hocam? Açıkçası size ben siz okurken böyle izledim onu hisset yani şiir hissidir yani hissettirmek. Yok zaten o hissi verirsem sen ağlarsın bunu. Hocam dinlemek isteriz. Kısa eğer bir izniniz var başlık veriyorsanız dinleriz çok seve seve. Yani bu şiirimiz nasıl bir anlatış, nasıl bir okuyuş? Yani onu çok iyi güzel şiir dediğim zaman okuyorlar mesela bazen görüyorum. Okumasalar daha iyi olur. Davetlerde görüyorum, orada görüyorum. Ekranlarda görüyorum. Facebook'ta önüme düşüyor. Yani bir şeyi okuyacaksan ezberleyip okuyacaksın. İyi ezberleyeceksin. İyi dokunabiliyorsan onu okuyacaksın. Yoksa kendini ben şiir okuyorum diye rezil edip de atmayacaksın. Evet. Yani. Tınısını, tonuna, hissiyatına, yani siz beden dilinizle, ruhunuzla ve sesinizin tonuyla birleştiriyorsunuz. Bunu becermek nasıl? Yılların tecrübesi mi hocam yoksa bu gerçekten mi sevilerek yapılan bir şey? Bunu ben eskiden hep yazardım çok çok şey. Bir gün bir yerde işte dediler ki Hamit Bey çok güzel şiir yazıyor. Ya sahneye alır. Ondan sonra titremeye başladım. Ben sahnede şiir okuyamam. Beni kaldırdı. Orada o zaman çok önemli değerli sanatçılar var. Bir de etkilerde şey büyük elit bir yerde bir davetteyiz. Şimdi gidiyorum. Benim sanatçı dostumu çekeden tutmuşum. Bu gitmesin yanında ondan bir şey var. Orada okumaya başladım. Ben de ağlarım, bulutlarım ve öyle bir başladım. Ama titriyorum. Aklınızda mı hocam o okuduğunuz eser? Ben dağların ve bulutların gölgesinden bilinmeyene doğru yollarda biraz hayattan çok fazla her şeyden hatalarımın kamçısını yiye yiye yarı yarıya kusurlarımı kabul ederek zamanın silemediği şeyleri ben geçmişin solunda koşa koşa savaşa savaşa alın terimle sile sile şimdiki gibi yine konaklanmışım. Olay ben son rüyalarımın arkasında o yalnız insanım. İşte. Ağzınıza sağlık. Ama hakikaten herkes her mesleği yapmanızı şu an size gördüm hocam. Bunu hissiyat biraz önce belirttik. Bu tekrar düşeceğim ama tekrar düşmekten de gerçekten de kendimi olup koyamayacağım. Hissiyatınızı, sesinizi, tınısını yani yaşayarak karşıya aktarmak bu olsa gerek. Çünkü fon olduğu zaman daha da şey ediyorum. Ben bütün sanatçılarla düetim vardı. Hepsi ne kadar önemli değer varsa çoğunda vardır. Hatta teklif edenler var abi diyor sen de benim yanımda adım geçsin. Gel bir tane oku bari senin adın geçsin yani kişi. Yok. Ama ben davetlere gittiğim zaman orada okuyorum mesela.
Müthiş ya. İnsan bir dinler. Yoksa bırakmayın. Gerçekten de hani dinlerken insan bir haz alıyor. Şu anda, şu ana kadar bir kişi bana kötüsün dese ben okumayacaktım. Yazardım ama okuyamıyorsun dediği zaman bırak okumayacaktım. Ama hepsi beğeniyor. Güzel okuyorsun diyorlar. Hocam. Allah Allah. Müthiş hocam. Yani hissiyat, o şeyi nasıl diyeyim, şiirden, edebiyattan uzaklaştığımızı söylüyoruz değil mi? Siz keşke sürekli şu üniversitelerin, okulların bazen böyle konuşma olur ve konferanslar olur. Buralarda bu anlamda üniversitelerle ortak yapsanız bu edebiyatı, şairliği ve şiirleri bu sesinizle, hissiyatınızla, beden dilinizle, yani o kombin dediğimiz o üçlüyü çocuklara eminim hiç bilmeyen, uzak olan gençlere de beden ve ruhunu yansıtacağınızı çok eminim hocam. İlerleyen zamanlarda inşallah bu çalışmalarımız Azerbaycan'da şiddetten sonra daha ileride bakacağız. Böyle bir dinleti gerçekleştiririz. Gelecek gençlerimize de aktarmayı düşünürsünüz. Yaparız. Ama şimdi üniversitelerimiz ciddi anlamda risk altında. Nasıl risk altında? Özellikle yaşam tarzı. Bunların aileleri çok göz altına almaları lazım. Benim oğlum kızım okuyor diye bir ev tutup okuluna doğrusu gidemiyorlar yani. Çünkü çocuklar özgür. Gece kulüplerinden çıkıyorlar. Şimdi 2 saat uykuyla devrisi gün okuluna gidiyorlar. O yüzden bunların çok iyi bir önlemle almaları lazım. Evet. Onu zaten okulları, okulda müdürler falan vesaire onların yüz ifadesinden onları görüyorlardır, alıyorlardır. Bunlara ceza vermeler lazım. Yoksa şu anki çoğu, tabii sınavlar yine var, onlara yine bir şey demiyorum. Ama şu anki çoğu üniversite öğrencilerimiz çocuklar, kulüplerden, oradan buradan farklı. Bunlar okusa da olur, okumasa da olur. Yani. O yüzden bir şey çıkmaz bunlardan. Sosyal hayat önemli ama akademik hayattan ödün vererek 2-3 saatlik uyku olmaz hocam. Olmuyor. Çünkü hepimizin öğrenciliği, sizin de öğrenciliğiniz yok değil mi? Bu akademik hayatı önemseyerek belirli bir zamanında geri döndüğünüzde yaptığınız, aldığınız her dersin ileride ve hani şimdi duyuyoruz ya, ileride ne işime yarayacak? Bölüm bölüm ayırıyorlar bu. Evet, bu da benim bölümümün içinde var. Bunu da biraz ona yansıtıyorlar, okul bunu yansıtıyor ama ne önemi olacak? Emin ol o öğrenciliği muhakkak önüne çıkacaktır. Aa evet ben bunu da görmüştüm dediğinde de sana büyük bir zenginlik katacağını bilirim. Ki zaman dilimine çok doğru bir atıfta bulundunuz hocam. 2-3 saatlik hem bunun sosyal medyaya hiç çıkmayalım diye çok zaman geçiriyorlar. Bizim zamanımızda şu saatte uyuyun. Belki katı kural gelir bize ama. Onda uyuyorduk biz. Sabah 7'de kalk, askere gidiyorduk. Değil mi? Tarlaya gidiyorduk, bir şey yapardık. Kalkmaydı, sopayla kaldı. Ama güzeldik yani, güzel yetiştik yani. Bu dayak oldu. Biz okula gittiğim zaman, ya şuraya sopayla vururlar. Biz öğretmeniz... Hocam ben bir kere denk geldim. Biz sokakta öğretmeni gördüğün zaman kaçardık. Ben Halil hocamı hiç unutmam. Ben de Muhittin Yılmaz'ın rahmetinin içinde yatsın. Yani koku var. Onlarda tebeşir kokusu var okulda. Öğretmenin bir cetlendi. Kokusu vardı. Anne babadan sonra öğretmendi yani. Şimdi yok. Yok yani biz kimse öğretmeni tanımamıyor. Radikallik belki çok yüksek olsa da ama biz şimdi işin mizahi tarafıyla anlatmaya çalışıyoruz. Ama çok aşırı da artık dibine vurduk. Kuralların dibine vurduk. Aynen. Bunu birazcık böyle toparlasak çünkü görüyoruz bu sınavlarına da son zamanda her şey toparlanamıyor. Bir hızlı bir bellek değil. Hepsini hemen oraya aktaralım. Son anda böyle aktarılsın. Değil bu zamanla ve yıl içerisinde dağılan o zaman bilimiyle insan olduğunu alacağı şey. Şimdi bizim genimiz mi bozuldu, ne genimiz mi bozuldu, ne bilmiyorum. Yani ama yok yani TikTok'a diyorlar ki mesela bazı sanatçılar işte ne işin var? Hangi yer bir şiir paylaş veya şarkı paylaş veya ne bileyim
örnek bir şeyler yap ki en azından insanlar o şekilde. Ama sen farklı hediye amaçlı veya ne bileyim kendini gösterme amaçlı farklı şeylerle ilgili girersen kötü örnek olur. Sanatçı yapıyorsa ben de yapıyorum diyor. Evet. O manada çok çok konuşulacak çok şey, var ama, şey var ama ne bileyim elimizden geldiği kadar. Peki hocam, hatırlatma yapıyoruz. Burada yine örnek oyunculuğumuzdan, çünkü göz önündesiniz. Sinema, dizi, birçok proje ve çok ciddi projelerde göz önündesiniz. Şimdi biz göz önünde olma ve gençlere yönelik hitap kısmında örnek olunacak şeyler diyoruz değil mi? Şimdi siz de yine keza aynı şekilde göz önündesiniz ve örneksiniz. Sinema oyunculuğu olsun, dizi oyunculuğu olsun, onlara nasıl bilgiler vermek istersiniz tecrübelerinizden? Şimdi bana yazıyorlar bazen. Beni şuradan çağırdılar, buradan çağırdılar vesaire. İşte bu şekilde geliyorlar, kayıtlarını alıyorlar. Ondan sonra 3000 lira kayıt parası, 2000 lira fotoğraf parası. Bu şekilde insanları yıpratıyorlar. Duygularla oynuyorlar. Oyunculuk yapacağım diye. Ve şimdi 1000 tane ajans rahat vardır. Oo, bir tane. Türkiye'de yani. 1000. Yani bu işte o çalışma. Oyunculuk üzerine. He, o bine yakın çalışmalar vardı. Ajansı vardır, yapımcısı vardır, reklamcısı vardır, şuydu, buydu, bine yakın var. Bunların 50 tanesi, 100 tanesi iş yapıyor. O diğerleri farklı muhabbetler, insanları dolandırmakla, insanların duygularla oynamakla. Yani hocam, görüyoruz, içindeyiz yani. Çoğu çocuk, gençlerimiz tertelef oluyor. Ailesinden kaçıyor, geliyor burada. Dizilerde oynayacağım, şunu yapacağım diye. Burada yanlış yollara sapıyorlar. Ben şurada oynuyorum, burada oynuyorum ama farklı işler yapıyorlar. Bu manada görüyorum. Gelişi güzel ajansların açılması, mesela bir kurum ise o kurumun belirli şartları tabi olması gerekmiyor mu hocam? Ya, şey yok. Yapıyorlar. Nasıl yapıyorlar diyor. İçinde art niyetliler de var yani. Onları kastediyoruz. Şimdi, İşini düzgün yapan insanlar değil tabii ki hocam. He. Ne bileyim, çoğu da farklı muhabbet için. Sevgili evet. Yapmak için, şu yapmak için, ne bileyim yani. Üzülüyorum yani. Para kazanmak, daha çok insanları dolandırmak niteliğinde gerçekten de ara ara bizler de haberlerine denk gelmesek de biz kendi sektörümüzü, çevremizde görüyoruz. Hı. Mesela okuyan öğrenciler arasında herkes yeni medya, işte radyo, televizyon kısmı, sinema, dizi, yani radyo, televizyon ve sinema kısmı var. Çok nadir de duysak, eskiden de diyorlar ama bunlar kayıt ücretlerini sadece vurgun anlamında almak adına da bu Avrupa yakasına, Anadolu yakasına fark etmek sizin İstanbul genelinde. Şimdi söz sizin mesleğiniz çok güzel bir meslek, sanat aslında. Burada bu kurumda, kurum anlamında yani işini düzgün yapan ve sanat anlamında insanlara, ön ayak olan insanlar ve kurumlara saygı duyuyoruz. Hı. Ama bunu kullanıp, bu profili kullanıp da rant elde. Düşünsenize, günde yüzlerce insanın bu kadar bir kayıt açıp bu ücretleri aldığını, kapanıp gidiyorlar, kaçıyorlar yerlerinde. Söz gelmişken de bunda hani dikkat etmeleri alanında sizler birçok şeyi söylediniz zaten. Eklemek istediğiniz bir şey var mı bu konuyu? SGD zamanın birinde işte bir film çekeceğiz dediler. Hı hı. Aydın tarafında bir şey. İşte o zamanın parasıyla, kişinin parasıyla biriktirdim. Para topladılar mesela. Bir film yapacaklar. Hı hı. Piyasayı dolandırırlar insanlar. Hı hı. Orada sinemaya zarar veriyorlar. Yani başka bir yerde doğru insanların yaptığı şeyleri, bunlar da böyle olabilir mi? Sponsor olma konusunda insanlar rahatsız oluyor. Bunlar da mı acaba onlardan? Bir bakıyorsun, bir gece var mesela, bakıyorsun orada bir tane hiç yıllardır sanat çembesinden uzak kalmış adam, en iyi oyuncu ödülü alıyor. En iyi şair ödülü alıyor, en iyi yazar ödülü alıyor, en iyi ne bileyim yani medya ödülü alıyor. Niye? Yani rantlı yürüyor. Adabıyla, hakkıyla kazanmış insanları yok. Eskiden ne bileyim yani hak, adam hak etmese bu ödül benim değil,
şu sanatçı nedir dedi, ben kabul etmiyorum diye öyle şeyler oldu yani. Saygıdan davranıştı. Evet. Rahmetli Ahmet Kaya, bir yüzüğü var işte. Tutula başkasına yok dedi, buyurdur onu. Öyle bir şey vardı yani. Ben demek istedim, herkes adabıyla çalışıyordu o zamanlar. Evet. Şimdi de var, adabıyla çalışan sanatçılarımız var. Ama azaldık yani. Evet, kötü örnekleri de söyleyeyim, yapılmasın. Yani yapılmamasından. Peki, mesleğinizin gerektirdiği özellikler ve zor tarafları? Özellikler, vatini bileceksin, işini bileceksin. Yaparken de kimseyi incitmeden, kimseyi yermeden. Önemli dünya, üç günlük dünya. Bu şekilde hareket edeceksin, başarılı olursun ve güzel örnek olmuş olursun. Bir de şöyle, biz hep geçmişteki sanatçılarımızı örnek veriyoruz. Şimdi günümüz sizler çok kıymetli işler yapıyorsunuz ve sürekliliğiniz de var. Neden denildiğinde? Çünkü siz biraz önce ne dediniz hocam? Kendiniz olun. Ve eski sanatçılarımızın da yaptığı kendine has çalışmaları. İster sinema oyunculuğu, ister ses olsun, keza diğer şairlik yönümüz olsun. Kendinden katma, yani öz değerleriyle gittiğinde kalıcı da oluyor değil mi? Kalıcı tabii kalmıyor. Tabii tabii. Çünkü benim daha üçüncü kitabım da çıkacak inşallah. Elimde boşluklarda çalışırım evde. Benim evde kumrularım da var. Onlar, kuşları da seviyorum. Bakarım onlara. Ben sabahları onların seslerini uyanırım. Yani öyle hayvanları seviyorum. Şimdi ayı, kedi, köpek de olmuyor. Ben severim ama öyle süs köpeği falan değil. Böyle kanvalı gibi olacak, bahçede olacak ama zevkli oluyor. Yerim mi bunu? Yoksa ben severim. Köydeyken öykü hayvanlarla büyüdük. Değil mi? Onların doğası, siz hayvan demişken can dostlarımız, biz onları sırf biz seviyoruz diye, bakın biz seviyoruz diye olmaları gerektiği yerden alıkoyuyoruz değil mi? Çünkü onlar doğaya ait değil mi hocam? Aynen, öyle. Çünkü ben hayatı sonralar öğrendim. Mesela köyde yaşıyorduk, bilmiyordum. Mesela ben İstanbul'a 17 yaşında kaçmıştım. 2 sene sonra ailemi özledim, gittim. Bizim bahçede köpeğimiz vardı. Beni görünce bir havladı, bana saldırır gibi havladı. Ben de korktum, beni yabancı sandım. Şimdi anlıyorum ki o hayvan beni özlemişti. Sevmek için havlıyor mesela. Beni gördüğünde mutlu olduğu için havlıyor. Anlatabildim mi? Evet. Yani demek bilmiyoruz bazı şeyleri, sonradan öğrendik. Biz dört duvar arasında ben hep şunu vurguluyorum. Mesela benim de yeni yerim, oğlum alerjisi var, kedi alamıyoruz, köpek alamıyoruz. Çünkü biz balkonlu evdeyim diye alacağım, oradan biraz hava alsın. Yok öyle, ben ona karşıyım. Yok, yok. Tabii ki sahiplerinin sokak hayvanlarını sahibim. Ama sırf alacağız. İşte ben köpek bakıyorum, ben kedi bakıyorum. Yok, yok. Olmuyorlar. Yani evde yapıyorlar, olmaz. Bir birey gibi, nasıl bir bebeğe bakıyorsunuz, o hayvana da bakmak. Bir de şunu yine vurgulamak istiyorum. Biz yeşillik ve doğa, köylerdeki hayvan, hani o aklımıza gelsin. Onlar doğayı daha çok, sanki onların fıtratı o şık oluyor. Onlar doğanın, biz nasıl evde sıcak bir yerde giyinip yaşıyorsak, onlar doğada. Özgürlüğünden alıkoyuyoruz değil mi kendimiz için? O yüzden yani. Özgürlüğünden alıkoyuyoruz. Dört duvar arasından sahibi işleyen gelene kadar köpek kapartısı, hap. Yani yalnız dört duvar arasında nefes almaya, oksijen almasını engelliyoruz. Ben bilmiyorum, bunlar biraz aykırı geliyor. Bazen tabii kendi çevremden, arkadaşlarımdan şey diyorlar, öyle bakma. İstanbul gibi bir yerde nasıl mümkün mertebe barınakların çoğaltılması, oralarda biz gidip sevelim bakalım, destek olalım, maddi ve sevgi anlamında. Geçenlerde işte halen de ortalık çalkalanıyor mesela, Konya'da yapılan hayvan şey. Sonradan dedim yani çok üzüldüm yani, ben hayatta yani ne kadar o cani olsam ben bir kürekli hayvana bulamam yani. Ama şimdi onu da çoğu insanlar siyasete giriyor, siyasi olarak. Yani bir şey olduğunu siyasi. Halk da siyasete giriyor. Vicdanınızla, insanınızla. Vicdanla bir şey yapacaksın. Oraya altına bakıp siyasi konuşuyor. Şu, budur. Yani böyle şeylerde hangi parti olursa olsun fark etmiyor. Yani bir olmalı yani. Herkesin sınıfı. Herkesin şeyi. Yani A, B, C dememek lazım. Yani bilmiyorum, ben insan
değil yani, onun aklı durmuştur herhalde ya da o adamı bir şey içirmiştir. Yoksa ben hayatta ya en kötü insan bile küçük bir hayvana vuramam, bilmiyorum yani. Bir canlının canını o kadar yakmak, yani o da bizim gibi bir canlı ve biz ya, onların... O adamı bir şey içirmiştir yani, yoksa da yani... O psikoloji o... normal değil zaten hocam, değil mi? Yani olamazsın, yok, imkansız. Yok, hayır, imkansız. Yani bir fareye bile olamazsın ya. Böyle. Hocam. Yani bir fareyi bile, ben pis hayvan, yani onu yapamazsınız, küstürüyorsunuz. Bilmiyorum yani, Allah istesin. Amin, amin. Yani sonumuz iyi değil yani. O psikolojinin aslında aynen, yani değerlendirilmesi ve... Bir de kaç kişi de izliyor yani, yani orta gördüğünüz evet, kaç kişi de izliyor, biri de izliyor. Yani onu çekiyor, götürüyor, yani bilmiyorum, ben yapamam, Allah istesin. İnsanoğlunun şu noktası eksilmiş, o kısımda eziyet var ise vicdani değerinin bittiğidir. Aynen. Çünkü vicdan ve merhamet olduğu zaman, hı, siz nasıl canınız yanıyor ise en ufak bir şeyde bir iş yapıyoruz değil mi? Aynen. Bir yere eliniz takıldı, canınız nasıl yanıyor? Senin o yaktığın şey, can vuruyorsun ve can yakıyorsun. Aynen. Vicdan ve merhamet yoksunu ben insan demiyorum. İnsan kılığında yaratık. Kimse kusura bakmasın. İnsanlara hitap ettiğimizde biraz cümlelerimize dikkat etmemiz gerekiyor mesela. Ama burada bunların sessiz kalınarak, biraz önce dediniz ya birkaç şey diyor. Eğer biz hitap kısmımızı izleyicilerimize ve takipçilerimize saygısızlık anlamında değil, bu gibi insanlara birazcık tepki koymak adına o cümleleri kullan ki hakikaten bu gibi insanların da en can alıcı hak ettikleri cezayı verilmesi ki örnek olmasın, varsa o bir canlı ruhlu yaratık. Var ki yani, şimdi nasıl anlatayım ya, benim aklım elmiyor yani, şöyle diyeyim. Adam mesela değil mi, hayır diyor, tamam oğlum, ben de herkesin başına gelen şeylerdir. Adam geliyor, karısını öldürüyor, çocuğunu öldürüyor. Ondan sonra kendisi tam vuramıyor. Bir yerden vuruyor, yani yarım diyor. Mesela televizyonlarda görüyoruz. Yani bilmiyorum yani, tamam kadına kızdım diyelim. Olmaz da yani, misal diyorum. Onu yapıyor. Çocuktan ne istiyorsun? Çocuğunu bile özlüyor. Üç tane çocuklarını özlüyor. Yani günlük eskiden yoktu böyle. Hocam. Şimdi her akşam 5-6 tane mutlaka kadın ödüyor. Muhakkak. Yani artık ne yani. Peki biz hangi değerlerimizi kaybediyoruz? Neden bu hale geldik? Eskiden çok yayıncılık kısmında bu yayılmadığı için mi? Hakikaten bazen insan sorguluyor. Biz hep dünya genelindeki insanlar bu kadar acımasız ve sürekli insanın insana şiddeti olsun. Can dostlarımız, canlılar, adam ve tüm hayvan can dostlarımız için bu kadar cani miydik? Yoktu eskiden, yani bu kadar değildik ama son dönemlerde gerçekten gidişat iyiydi. Ayyuka vardık değil mi? Ayyuka vardık artık. Yani böyle dibe, her şeyde dip yaşıyoruz. Yani her türlü negatiflikte dip yaşıyoruz sanki. Eskiden saat 1-2 dedi tamam, İstanbul'da o kadar şey yoktu. Zaten şu anda sabah 5'lere kadar ben bir davete katılmıştım. Bakırköy'e minibüste. Saat 4'te Taksim'de sıra kuyruğa gittik. Kuyruk var. Durmuşlar yani. Yani gündüz nasıl kalabalıksa gece 4'te de şu an Taksim öyle. Peki hocam. Yeni medya. Doymuyoruz yani. Biz insan oldu, duyumsuzuz değil mi? Doymuyoruz. Dışarıdan bir yere gittiğim zaman geç kaldı. İkinci gün davet geliyor. Ya ben dün gittim daha kendim. Nereye gittim? Zaten arkada aldığım yok canım. Nezaketen alıyorum. Bulunuyorum ben. Yani ama beynim yoruluyor, şey oluyor. Şimdi ben o yüzden dikkat ediyorum. Bilmiyorum. Ama kimisi gidiyor her gün gece dışarıda. Orada, burada, ondan sonra. Çok fazla da illa gece hayatı değil. Fazla da her yerde bulunmamam lazım. Gitmemem lazım. Her size uygun olmayan ortamda İlla hani bu ortamda çağırmak... Dağılırım, bir şey üretemem o zaman yani. Her gün bir yerlere gidersem dağılır mıyım? Sonradan... İşinize de yansıyor. Gece bir yere gitmişim, kessem, oraya gitsem, kuruyorsam şimdi ben burada olur muyum? Yüzüm şiş. Rezil olurum size saygımdan.
Estağfurullah. Haddimi bilmem lazım. Estağfurullah siz. Her şey. Halka mal olduğunuz için aslında gerçek sanatçı da bu. Yani gerçek şair ise, sanatçı ise, mesleği göz önünde sadece ben değil, sabah şirket, akşam ev değil de topluma mal olmuş mesleklerde çok az nitelikte artık maalesef. İşte yeni medyada da sizin çok öneminiz var, önem arz ediyorsunuz burada. Ki bunu görüp mesleğinizi icra etmek isteyen gençlere ve nesillere de örnek oluyoruz söylediklerimiz. Hocam, şimdi yeni medya demişken, yeni medyada şairlik, sanat adına nasıl bağlaştırıyorsunuz? Bizim şu an yayın yaptığımız dijital, gençlerin dini, dijital platform. Bunu neler eklersiniz, neler söylersiniz? Ben sizi bayağıdır biliyorum. Ve davet etme üslubunuz çok hoşuma gitti. Allah razı olsun. Ben çoğu televizyon kanallarına çıkmışımdır falan. Zaten ben içeri girdiğim zaman yuvaya yani aile böyle güzel bir enerjiyle karşıladım beni. Sonsuz teşekkür ediyorum. Biz de hem saygımızı hem saygılarımızı, yani, sevgilerimizi iletiyoruz. Sizin gibi halka mal olmuş değerli isimlerin gerçekten de yeni medyada özellikle gençlere Z kuşağı deyip bir böyle sürekli o algıya biraz negatif yaklaşıyoruz. Sizleri çağıracağız, sizler örnek olacaksınız ve sizin yolunuzda gidecek gençler. Aynen. Yani burada da yeni medyada davet edilmeniz ve siz tevazunuzu gösterip geldiğiniz için o kadar çok sevindik. Ben teşekkür ederim. Size kuşağı diyoruz şimdi. Bizler demesek, mesela demesek, yani çok Z kuşağındaki dediğimiz insanlar Z kuşağında çocuğu izlemiyorlar yani. Bizler diyoruz. Bizler dediğim zaman Z kuşağı biz çok özel bir kesimiz. Bizim bunlardan farkımız olsun. Biz çıplak gezelim. Anlatabildim mi? Farkındalığımız olsun. İşte bunları biz itekliyoruz. Biz söylüyoruz. Anlatabildim mi? O manada bunlarda suç da yok. Anne babalarda suç. Toplumumuzun kültürünü bozuyorlar. Şeyimiz, çizgimiz. Özellikle Avrupa'nın çöplüğünde yaşadığı şeyleri biz moda halinde. Yani aynen. O yüzden moda halinde yaşıyoruz, taşıyoruz. İşte bunlara çok iyi bir konuşmayla olmaz. Bunları bir şey kenetlenmemiz lazım. Herkes bunun bilincine varması lazım ki çünkü gidişatımız iyi değil. Konuşma söylemdir, eyleme dökmeden hiçbir anlam içermiyor değil mi hocam? Aynen öyle. Yani eyleme dökeceksiniz ki örnek olacaksınız. Biz eyleme dökelim ama bakıyoruz ya böyle aslan kesiliyoruz her yerde. Aynen. Şu şöyle yapılsın, şu şöyle yapılsın, şu şöyle yapılsın. Ama şu sizlerin çok önemseyerek aktardığınız şu cümlelerin sizin gibi zamanından ödün vererek yaptığı büyük işlerden. Aynen. Bakın siz kamera arkası dediniz ki çok güzel projelerimiz var, gecelerimiz var. Onlardan da en son bahsedelim ki izleyicilerimiz nerede yapılacak, ne şekilde yapacaklar. İşte yılbaşından sonra Aygeniz Güler Hanım, İbrahim Akif kardeşimiz ve çalışma arkadaşları burada olacaklar. Bu esnada zaten inşallah buraya da gelir. Sizin de tanışmanızı. İnşallah. Ve tarihi belli olacak gecemizi. O tarihte de yine beraber çalışırız orada. Yani bu projeleri gençlere aktarmak, zamanımızın çoğunu bir şeyler üretmek, hazırdan örnekten vermek değil, yaptığınız hep ilklerle siz insanlara hayatına dokunuyorsunuz. Bu çok önemli hocam. Tabii ki yani şimdi diyelim ki okuyorsan alanla ilgili, akşam dersine çalışacaksın. Şimdi sen çalışmadığın zaman başarılı olmasın, okuldan kalıyorsun, kaldığın zaman da ailene dönemiyorsun veya ailene cevap veremiyorsun. Şimdi her alanda, her sanatçıda yaptığı işinde daha başarılı olmak için mücadele etmeliyim. Her şeyimizde. Nasıl bir Ramazan ayı geldiği zaman hepimiz odaklanıyoruz. Mesela Ramazan odaklanıyoruz. Yani bizi
bu örf adetimizi, çizgimizi üzerine komamız için böyle bir şey olması lazım. Nasıl geçen gün bir deprem tatkatı yapıldı. Evet, evet. Bizim böyle kendimize silkelenmemiz lazım. Böyle bir şey çıkarmamız lazım. Yoksa yok yani. Bu yeni medya aslında hani biz hep negatif taraflarını alıyoruz ki siz de keza biraz önce birçok cümlenizde belirttiğiniz örnek olacak cümleler. Burada çok hızla insanların birbirine etkileşimde bulunduğu bir mecra. İyilikleri bizim özümüzde, kültürümüzde, sanatımızda biz birçok şeyde Türkler örneğiz. Türkiye çok örnek olacak çalışmaları, tarafları, birçok alanı var ama biz hep böyle dışarıdan içerik anlamında çok önem arz etmeyen şeylere rağbet etme kısmını bırakırsak bu hızlı etkileşim anlamında yeni mecranın ve dijitalin önemini burada aslında bu biraz önceki telaffuz ettiğimiz noktalarda hocam yaparsak o kadar yüksek etkileşim olur ki. Tabii ki. Güzel anlamında. Yani zaten çoğu çalışmalarda televizyon programlarında haberler olsun şey. Çoğu da sağlıklı değiliz. Siz sağlıklı yaptığınız zaman A'dır, B'dir, S'dir kanal hiç önemli değil. Yani siz sağlıklı doğru şeyler yaparsanız başarılı olursunuz. Yani. Hocam biraz önce ben utandım. Kitabımızdan bir eser siz buradayken ben okuyayım. Haddime değil. Tabii bakalım. Şunu o zaman. Yok hocam. Sizden ufak bir şiir almak istiyorum. Tamam. Siz, siz buradayken haddime değil. Ufak bir izniniz var ise aklınıza gelen, içinizden gelen ufak bir eser alalım. Tamam. Kara gözüm, soğuk bir gecede seninle paylaşacağım hayallerini, umutlarını. Ölçüsü kaçmış gecelerde düşmesinler diye sırtımda taşıdıklarım var ya, onlara yağmalattım. Öyle hesapsızca yağmalattım ki her yanım paramparça, her yanım simsiyah, perişan halim. Bir elimde sigaram, bir elimde kader çizgimiz. Yaslanmışım duvara, karanlığı delip kendimi bulup sana gelmen hesabındayım kara gözlüm. Sana gelmen hesabındayım kara gözlüm. Ayaklarınıza, emeklerinize ve gerçekten çok büyük bir tecrübe hocam aktaracağınızı. Bunu özellikle bu şiir okumanızı gençler de okurken insan iliklerine kadar hissediyor. Evet. Umarım gençlere de çok büyük bir... Elinden geldiği kadar like olmaya çalışıyorum, örnek olmaya çalışıyorum. Adabıyla, her şeyin bir adabı var, adabsız şey. Yani sevmenin adabı vardır. Burada oturmanın bir adabı vardır. Ne bileyim, oradaki çalışanlarımız, kardeşlerimiz, arkadaşlarımız bunlar adabıyla çalışıyorlar. İşte böyle gidersek daha sağlıklı oluruz. Yeni nesile güzel şeyler sunmuş oluruz yani. Son olarak tüm izleyicilerimize ve sürekli vurgu altını çizerek vurguladığımız gençlerimize neler aktarmak istiyorsunuz? Hem şairlik, hem sanat, hem de birçok projede sinema ve dizi kısmında neler söylemek istersiniz? Eğer bu yolda yürüyeceklersiniz. Evet, bir yolda yürüyeceksiniz. Tabandan eğitimini alacaksınız. Ben diyaloglu veya kısa kısa veya şey gitmek istiyorum. O da ailenizin bilgisi dahilinde. Güzel bir ajanslar vardır, yapım şirketleri vardır. Onlarla bağlantıya geçip eğitim, küçük, kısa bir eğitimden sonra çalışmalarınıza başlarsınız. Ama ailenizden gizli gidersiniz, bir ajansa şey yaparsınız, kaydolursunuz, şeyde duygularınız oluyor. Kızım biri geçiyor mesela, bir Ankara'dan geliyor, diyorum ki bir projede oynayacağım diyor. Tamam diyor. Burada bir tanesine işte bu işlerle uğraşanlar, çöplük bölümdekilerine diyorum. Tamam diyor, yarın bir proje var, yarın şuraya gönderecek, bunu yapacağım, yarın güzel. Seni bir patlatacağım. Ondan sonra bu akşam bir yere gidelim, şuraya gidelim, buraya gidelim. Duygularla oynuyorlar insan. Yarın oldu, o olmadı, ertelendi vesaire. İnsanları kandırıyor. Tabii bunlar bana gelen haberlerden dolayı kendim duymuyorum.
ve bildiklerim var, anlatıyorlar. Gelip kaydolacağız. Sen diziyelim 3 gün Fikran gönderiyor. Fotoğraf parası ışığı. Daha da göndermiyor. Fikrasyon gönderiyorlar. Yani sağlıklı yapan 3-5 tane yer var. Onları tespit edip onlarla çalışırlarsa başarılı olurlar. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok kıymetli bir program o. Onur duydum. Güzel bilgiler, tecrübelerinizi gençlerimize ve izleyicilerimize aktardığınız için çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Mete TV ailesine sonsuz teşekkür ederim. Kusurum olsa affola. Siz kusurumuza bakmayın hocam. Siz kusurumuza bakmayın. Herhangi bir kusurumuz oldu ise affola. Teşekkürler efendim. Saygılar, sevgiler. Çok sağ olun. Bugünkü Hayatı Dair programımızın sona geldik. Bir dahaki programda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.